Yarına dair yeni sözler programına hoş geldiniz. Bu akşam iki değerli konuğum var. Sayın Savcı Sayan, değerli siyasetçi ve Sayın Erkan Tan. Hoş geldiniz efendim. Abdullah Bey bugün aramızda değiller. Samanyolu Televizyonu'nun kuruluş yıl dönümü törenleri nedeniyle İstanbul'dalar. Samanyolu Televizyonu Türkiye'de önemli hizmetler yapan, milli ve manevi değerlerimize büyük katkı sağlayan, demokratik gelişmelere büyük katkı sağlayan önemli bir misyon televizyonu. Bu televizyonumuza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet Erkan Bey, sizin de dilek ve temennilerinizi alalım. Ben de bu mühim bir yıl dönümüdür. Onun altını çizmek istiyorum. Samanyolu Yayın Grubu 20. yaşını kutluyor televizyon yayıncılığında. Allah'tan daha nice yıllar böyle güçlü, etkili, başarılı yayınlarını devam ettirmesini, nasip etmesini diliyorum. Allah kem sözlerden, kem gözlerden, kazadan, beladan, musibetlerden esirgesin Samanyolu Yayın Grubu'nu. Daha nice yıllar başarılarını devam ettirsin. Yüce Allah'tan inşallah bunu diliyorum ben. Evet efendim. Savcı Bey, siz neler? Ben de aynı dileklere katılıyorum. Erkan Bey'in söylemiş olduğu şeylere harfiyen katılıyorum. Allah daha nice güzel 20 yıllar nasip etsin. Gerçekten Türk toplumuna ahlaki anlamda da çok büyük değer katan evet bir efendim. Televizyon grubudur. Dolayısıyla böyle ahlaki anlamda da toplumumuzla gerçekten uyuşan, güzel programlar yapan televizyonların evet. Türkiye'de yaşaması hepimiz için mutluluk vericidir. Allah nice 20 yıllar nasip etsin. Hayırlı olsun diyelim. Evet, hayırlı efendim, olsun. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakanımız Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Savcı Bey, sizinle başlamak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Bey de buna cevap verdi gerçi ama dedi ki Kılıçdaroğlu, ODTÜ işte yiğit bir yerdir, cesur bir yerdir falan. Sayın Başbakan protesto edildi. Protesto eden öğrencilerin çantalarında kesici aletler, bıçaklar çıktı. Tekerler yakıldı, molotof kokteyller atıldı. Bir taraftan da polisin şiddet kullandığı, öğrencileri dövdüğü söyleniyor. Bu ODTÜ'deki olayları nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Vallahi ben hayatında AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a oy vermemiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir eski yöneticisi olarak ben çok kınıyorum. Kimi kınıyorsunuz? Bu ODTÜ'deki öğrencileri bu anlamda ben her kim olursa olsun bu olaylara sebep olanları ben kınıyorum. Diyeceksiniz ki niye? Hı. Şimdi bizim ülkemiz gerçekten huzura, barışa ihtiyacı olan bir ülke. Şu anda hepimiz birbirimizi kollamak, barış için, huzur için birbirimizi desteklemek zorundayız. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı ODTÜ'ye gidip orada bilim yuvasında önemli bir üniversite, hepimiz Türkiye'de biliyoruz ki ODTÜ önemli bir üniversite, orada Göktürk denen bir uyduyu fırlatma törenine katılacaklar. Dolayısıyla o uydu bizim Türkiye için istihbarat toplayacak. Dolayısıyla milli bir uydumuz olacak. Hani hep şikayet evet. ederiz ya, işte İsrail'e niye bağlıyız, evet. Amerika'ya niye bağlıyız, dışarıya niye bağlıyız, niye bizim milli bir uydumuz yok, niye biz işte Uludere'deki olayları yanlış istihbarat sonucu biz böyle vatandaşlarımızı öldürdük. İşte efendim işte falan Amerika gazetesine göre oradaki istihbaratı Amerikalılar verdi. Yok Amerikalılar vermedi, işte bizimkiler verdi diye biz hep kendimizi eleştirdik. Şimdi bütün bu eleştiriler üzerine milli bir uydu, milli bir mesele, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Orta Doğu'ya gidip bu törene katılacak, öğrenciler saldırıyor. Çok merak ediyorum. Oradaki öğrenciler niye başbakana saldırıyor? Hala çözmüş değilim. Birisi varsa, anlayan birisi ya da birisi bana anlatsın. Hakikaten ben muhalefet... Efendim, öğrenciler diyor ki Savcı Bey biz saldırmadık. Polis bize orantısız güç kullandı. Ya niye polis saldırsın? Polis bizi dövdü diyor. Ya kardeşim polis biz niye saldırsın? Demokratik bir hakkımızı kullandık. Yani sadece hangi demokratik? Protesto edecektik ya efendim. Tamam, protesto nasıl yapılır? Bağır, çağır, sessiz, taş atarak, yumurta atarak, lastik bıçak yakarak. Taşıyarak, lastik yakarak. Neyi protesto ediyoruz? Oradaki polisler olmasa çok merak ediyorum. Polis olmasaydı bunlar başbakana kadar gidince ne yapacaklardı? Başbakanı mı öldüreceklerdi? Olabilirdi belki de. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir mantık var mı? Böyle bir, kim izah edebilir? Bakınız biz daha önce bu olayı yaşamış Van'da 2010 yılında Van İl Kongresi'nde bize Baykal'a yumurtalı saldırı oldu diye biz ortalığı ayağa kaldırdık. Hükümeti suçladık, gittik orada, ben kendim gittim bizzat araştırdım, ortaya çıkardım. Ondan sonra emniyet müdürü meslekten ihraç edildi. Oradaki vatandaşlar 3-4 yıl ceza aldı. Tamam mı? Bakınız Baykal'a atılan yumurtalarla başbakanın protesto arasında ne fark var?
Ne fark var Allah aşkına söyler misiniz? Orada da başbakana saldırıyorlar, burada da Baykal'a saldırıyorlar. Demek ki biz illegaliteye karşı çıkmak zorundayız. Bugün muhalefet buna karşı çıkmalıydı. Muhalefet, öğrencilere bu sizin işiniz değil kardeşim. Niye başbakan uydu aç? Başbakan gidip orada parti mitingi mi yapıyor? Eğer AK Parti mitingi yapıyorsa başbakan Orta Doğu'nun içinde, haklı olarak protesto edebilirler. Başbakan gitmiş orada, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, hükümeti de boş verin. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, devletin başbakanı değil mi Erkan Bey? Evet. Onun için ben şiddetle kınıyorum. Muhalefet eğer umudunu, iktidar umudunu ODTÜ olaylarına, evet efendim, geçmişte yaşadığımız acı olayların yıl dönümü kutlamalarına, sokakta 29 Ekim gösterilerine, 10 Kasım gösterilerine bağlamışsa, sözün bittiği yerdeyiz. Bu bizim ülkemize hiçbir fayda getirmez. Ama yani açıkça bütün Cumhuriyet Halk Partili sözcüler ve başta genel başkan olmak üzere bu meseleye... Siz ne diyorsunuz Erkan Bey? Sizin yorumunuzu alalım. Öğrencilerin tarafında olarak ve onları yücelterek, bak bir de efeler filan dedi, yani yiğit efeler dedi Sayın çok güzel, Kemal Kılıçdaroğlu. Erkan Bey çok teşekkür yani ederim. Yani bu mesela benim çok garibime gitti. Çok güzel bir soru sordunuz. Bir kere ODTÜ'lü öğrencilerin, bakın bu ayrıntıdan kimsenin haberi yok. Bir şey söyleyeceğim. Nedir efendim? Şu anda buyurun. İlk defa KON TV'de söylüyorum. Buyurun. Bakıyorum ben kaç gündür bunu kimse yazmıyor, kimse söylemiyor bunu. Çünkü bu televizyonda yorum yapanlar da bir tuhaf olmuş. Sizin Sinan Bey. Onlar da mesela bilmeden konuşuyorlar ya. İnanamıyorum ben. Nedir efendim bilmediğiniz? Bilgi sahibi olmadan fikir nedir sahibi efendim oluyorlar ve televizyonda bır 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 saatlerce konuşuyorlar. İnanamıyorum. Kardeşim orası Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yerleşkesinde ama orası Teknokent'in alanı. TÜBİTAK'ın töreninin evet yapıldığı yerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ders verilen anfilerinin olduğu yer değil. Orada Teknokent var. Hani oluyor ya üniversitelerin evet araziler içerisinde. Teknokent midir nedir? Adını da bilmiyorum. Evet. Yani Teknokent doğru efendim. Yani doğru. O, yani orada çok değişik firmalar var, şirketler var. ODTÜ'nün arazisinde bilişim üzerine, bilgisayar üzerine, efendim işte teknoloji üzerine firmalar orada çalışıyorlar. TÜBİTAK'ın da orada binası var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani ODTÜ yerleşkesindedir burası ama ODTÜ'nün eğitim alanları içerisinde değildir burası. Evet. ODTÜ Teknokent'in onun yanında X bir firma var mesela. O da orada. Şirket yani. Çalışıyor. Evet, elemanları var. Oranın girişi de ayrı zaten. Bir, iki. Ben orada özel bir görevle yer alacaktım. Başka bir sorun olduğu için ben daha önceden oraya gitmiş olmama rağmen o gün o törende yer almadım. Davetli olduğum halde de gitmedim. Öğrenciler takip etti. Var mıydı oradaydı efendim siz oradayken? Saat 15.30'dan itibaren orada çok yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ben de tahmin sordum nedir diye. Ya istihbarat aldık işte, bir takım öğrenciler buraya gelip işte bir takım gösteriler yapacaklar diye dedi güvenlik kuvvetleri bana. Ve şimdi bu gösterilerin istihbaratını almış olmak polisin orada görevidir. Bu istihbarat sonucunda tertibat almış olmak polisin orada görevidir. Savcı Bey çok enteresan bir soru sordu. Ya biz bıraksaydık bu öğrenciler ne yapacaktı orada? Yani tiplerine bakar mısınız bunların yani? Efendim. Şimdi peyderpey de kamuoyuna bilgiler yansıyor. Örneğin ODTÜ rektörünü tehdit etmişler. O gün öğrenci olmayanlardan İçeri ODTÜ yerleşkesi içerisine girmek isteyenler olmuş. Bugün ve dün gazetelerde bunların ayrıntıları yer alıyor. Yani sonra neyi protesto ediyorsun kardeşim? Başbakan oraya konferans vermeye gelmemiş. Sana hitap etmeye gelmemiş. Açılış dersi vermeye gelmemiş. Ekonomi veya dış politika ile ilgili konferans, panel, söyleşi vermeye gelmemiş. Oradaki Teknokent'teki şirketlerin bir tanesinde yer alan müesseselerin, kurum ve kuruluşların bir tanesindeki bir törene katılmış. Tören ne? Milli, bağımsız, bize ait bir uydu. Kendi çabalarımızla gökyüzüne gönderiyoruz. Onun açılış mı, gönderiliş merasimi ne gelmiş? Hani bunun nesini protesto ettin? Efendim Erkan Bey, belki de öğrenciler başbakanı değil de sizi protestoya gelmiş olabilirler. Sunuculuk yapacağınızı duyunca şey, belki de sizi protestoya gelmişler. Böyle olabilir ya, ben bile. Ama yani orası bir yani insanlar yuvası.
bilim yuvasında lastik yakıyorlar. Şimdi, yakanları övüyor bir takım akademisyenler. Bakın, bilim marjinalik Kemal, ister efendim. Kemal, ne olacak? Statü teslim mi olacak? Ya Allah aşkına lastik yakmak nesi bilim marjinalitesine giren? Ben bir şey söyleyeyim. Allah aşkına Erkan yani. Bey şimdi bakınız. Oraları tarumar edecek. Ben sana soruyorum ya. Sen soruya cevap ver. Savcı Bey'e senin gibi düşünenler. Buyurun. Oranın bilim yuvası olduğunu ve bu yapılanın da demokratik bir eylem olduğunu söyleyenler. Evet. Bıraksaydık o çocuklar ne yapacaklardı? Ne yapacaklardı? Polis bıraktı, barikatları serbest, hiç polis yok, güvenlik yok. O kadar insan lastik protesto yakan... Protesto edip çıkacaklar. Nereye? Efendim? Lastik yakanlar protesto mu edecek? Efendim sadece demokratik haklarını kullanıyorlar. Peki içinden 2-3 tane provokatör. Başbakana yumruk atsaydı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına bıçak vursaydı, bıçaklasaydı. Ne? Bunun hesabını kim ödeyecekti? Bakınız kardeşim, benim partimden bazı arkadaşlar buna bu OTTÜ'deki öğrenciler için her birisi bir yörük halidir diyor. İzmir'deki bir açılışta, bir parkta benim genel başkanım. Benim genel başkan yardımcım... Ne demek yörük hali, biraz açar mısınız? Ya, bir dakika, ben şimdi yörük hali Türkiye tarihinde, Türk tarihinde ne olduğunu herkes az çok kendisi... Ben bilmiyorum şahsen. Yani merak edenler açıp bakarlar, öğrenirler, ne olduğunu anlarlar. Yani benim yandaşım orada kahramanlık yapanlar Türk milleti adına yapmıştır. Yörük hali sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yörük halisi değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin evladıdır, yörük halisidir eğer bir kahramanlık sergilemişse. Bak başka bir şey söyleyeceğim ben size. Şimdi oradaki her birisi bir yörük ali ise Van'da Baykal'a yumurta atanlar kimdi? Eğer benim onlarda yörük velidir. Eğer benim velim, senin alin, benim çevrem, senin çevrem, benim üniversitem, senin üniversiten diye kamplara ayırırsak biz bu ülkeyi siyasetçilerin eliyle yine bir Demirel, bir Ecevit yaratacağız. 12 Eylül öncesini yaratacağız. Yine birbirleriyle tokalaşma, zaten bunun işaretini biz Sebi Arus törenlerinde aldık. Evet. Liderler birbirleriyle tokalaşmıyorlar. Arus törenlerinde ben bir düzeltme yapayım Savcı Bey. İstirham ediyorum. Onu düzelteceğim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Başbakan salona girmeden 20 dakika Cumhurbaşkanı ile beraber sohbet etmişler efendim. Bilemiyorum. Biz gördüğümüz için. Tacikistan Cumhurbaşkanı, işte Gürsel Bey, Başbakan 20 dakika aynı oturmuşlar. Hal hatır sormuşlar, konuşmuşlar. Kardeşim o zaman onlar yanlış bilgilendiriyor toplumu. O zaman onlar seçmenler üzerinden... Niye söylemiyorlar peki? O zaman bunu? Onlar seçmenler üzerinden... Bir dakika, bak düzelt, bak o zaman ben bu soruyu sorarım. Sorun. Bütün Türkiye kendilerini tartışıyor. Bütün Türkiye Sayın Başbakan, Sayın Kılıçdaroğlu tokalaştı, tokalaşmadı, baktı, bakmadı, öyle değil mi? Tabii. Madem ki böyle bir durum var, niçin iki satır yazılı açıklama... İki satırla niye iki parti açıklamıyor? Açıklama yapmıyorlar. Ya boşuna konuşuyorsunuz, böyle bir şey yok. Biz törenden önce... Boşuna 20 olduğunu dakika, düşündükler için yapmamış olabilir. Olur mu canım? Olur mu efendim, bütün, olur mu? Bütün Türkiye bunu tartışıyor. Boşlarına gidiyor o zaman, milletin birbirlerine kamplaşması. He? Kamplaşmak onların hoşuna gidiyor. Şimdi OTTÜ Kılıçdaroğlu Üniversitesi. Kayseri Üniversitesi Erdoğan Üniversitesi, Yozgat Üniversitesi Bahçeli'nin, Diyarbakır Üniversitesi BDP'nin. Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ya bu memleketi siz yine kamplara bölüp birbirine sokturmaya, giriştirmeye, öldürtmeye mi çalışıyorsunuz? Savcı Bey, Sayın Başbakan demişken ben hemen bir dakika bir şey söyleyeyim. Bunlar çok önemli. Hayır, bunlar çok önemli. Önemli, devam edin. Başka bir şey söyleyeyim. Deniz Gezmiş'i örnek veriyoruz. Gürsel Tekin kardeşim ya da başka bir genel başkan yardımcısı arkadaşım. Gürsel Tekin'in fotoğrafı ne demiş ya, ne demiş? Deniz Gezmiş'in fotoğrafı varmış da. Arıyorsanız Deniz Gezmiş'in fotoğrafı benim odamda diyor. Deniz Gezmiş tam bağımsız Türkiye dedi değil mi ölüme giderken? Evet. İşte tam bağımsız uydu yapıyor ya. Amerika'dan, İsrail'den istihbaratı sağlam görmüyoruz, kınıyoruz. İşte tam Deniz Gezmiş'in kafasına bir başbakan işte. Tam bağımsız bir uydu, tam bağımsız bir Türkiye. Tank bağımsız atak yapıyor, helikopter ya, yapıyor, Bey. Uydu yapıyor. Bunlar Türkiye'nin %100 malı değil mi? Bizim Kıbrıs Savaşı'nda G3 tüfeğine bile Amerikalılar müsaade etmedi. Ondan sonra Kırıkkale'de üretmeye başladı. Ya Savcı Bey, tam bağımsız deyince bu değil mi? Ben bir şey sorayım size. Bu değil mi? Yani Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'liler niçin buna bu kadar saygı? Ya ben bak bir şey daha söyleyeyim. Siz bunu söylemiyor musunuz? Efendim siz onu Savcı Bey'e sormayın Erkan Bey. Bak CHP'ler ne düşünüyor? Siz onu Savcı Bey'e sormayın. Bakın ben Savcı Bey'e direkt sorayım bakın. Sorun kardeşim. O gün Erdoğan'la NTV'de Erdoğan Sayın Başbakan evet. Bir programa çıktı değil mi? Evet. Orada bir soru sordular. Evet. Dediler ki Sayın Deniz Baykal mı iyi bir liderdi ya da ona benzer ya da Kılıçdaroğlu. Ben size bu soruyu size soruyorum. Evet. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Ya bu soru hakarettir ya. Vallahi hakarettir yani. Maraton koşusuyla 100 metrelik 100 metre koşusunu aynı efendim kategoride yani, mukayese etmek. Ama bir sordular, başbakana sordular. Ya yani. Başbakan orada gereken cevabı kendisine göre vermiştir. Bana göre Sayın Kılıçdaroğlu bu Atatürk'le Sayın Kılıçdaroğlu'nu mukayese etmek gibi bir şeydir ki ben bu soruyu kendime zulal ederim. Ya lütfen böyle şeyler hiç sormayın. Hayır efendim ben merak ediyorum bir yani biraz açar mısınız? Siz yani? Aslında merak etmenize hiç gerek yok. Kılıçdaroğlu ile Sayın Baykal'ın liderlik konusundaki farkını
Sağır Sultan duymuş da siz AK Partililer duymamışsınız. Ya da işinize gelin. Sen de duyayım ne olur yani. Ya sen Mehmet, duymuşsun da. Sen bundan. Adam çocuk annesine sormuş, demiş ki anne sevap mı çok günah mı çok? Demiş Allah bilir. Vallahi demiş anne sen doğru söylersen Allah'tan da iyi bilirsin. Şimdi aslında sen bana sormadan bu sorunun cevabını biliyorsun Sinan Burhan. Sadece benden duymak istiyorsun. Ben sana söyleyeyim. Buyur. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Baykal arasındaki liderlik farkı Ağrı Dağı ile... İşte hangisi lehine? Bir dakika. Ağrı Dağı ile Yozgat'ın yer köyündeki Hüyük Tepesi. Hüyük var ya Hüyük. Onun kadardı. Aradaki fark Deniz Baykal'ın lehine diye düşünüyorum. Yani Deniz Baykal Kılıçdaroğlu'nu 5000 değil 135 bin kere geçen bir liderdir. Böyle oldu mu efendim? Hayır. Rahatladın mı? Ama ben bileyim yani. Rahatlatmanı için söylüyorum. Peki bu ODTÜ'lü öğrencilerin tarafını tutması konusunda CHP tabanı ne düşünüyor? Ha, ben sana bir şey söyleyeyim. Bak biraz önce ben bir Akyurt ilçesinde, Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir kahvede vatandaşlarla sohbet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski ilçe başkanı işte Baki Öz. İşte eski isim veriyorum. Yani CHP'li. Benimle birlikte biz çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Ya çalışma yapıyoruz. Biz de kendi tabanımızla ilgili konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Bana söyledikleri ODTÜ'lü öğrencilerin yaptıkları hoş bir şey değildi. Toplum başbakana sahip çıktı. Oraya giden başbakan Kıbrıs Rum kesiminin başbakanı değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığının forsunu taşıyor. Teknokent'te bir uydu fırlatacak. Uydu katılma töreni var. Fırlatma töreni var. Dolayısıyla orada bir miting, bir konferans ya da şeriat geliyor diye başbakan gidip orada nara atmıyor. Ya da başörtülü öğrenciler için gidip orada konuşma yapmıyor. ODTÜ'lü öğrenciler yanlış yapmıştır. ODTÜ'lü öğrencilerin yaptığına Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkarsa, yarın Kayseri'deki üniversitenin yaptığına da AK Partiler sahip çıkarsa, yarın Diyarbakır Üniversitesi'ndekiler, BDP'liler sahip çıkarsa, yarın Yozgat'taki üniversitedeki öğrencilerin yapmış olduğu protestoya MHP'liler sahip çıkarsa, üniversiteleri ayırırsak, Türkiye'yi birleştirmeye çalışan muhalefet ve iktidar, siz Kürt sorununu çözeceğiz, işte başı açık başı kapalıyı barıştıracağız, bu ülkede herkes kardeş oldu, olacak dediğiniz noktada üniversiteleri ayırıyorsunuz. Sizin o zaman yalan söylediğinizi herkes anlayacak, bu bir. İkincisini bir şey daha söyleyeyim kardeşim. Bugün muhalefet bu umudunu ODTÜ olaylarına, geçmiş acı olaylara bağlamışsa sözün bittiği yerdeyiz. Bak bir daha tekrarlıyorum, sözün bittiği yerdeyiz. Proje yok, Türkiye için çalışma yok, efendim biz... Nasıl gösteri yaparız, illegaliteyi canlandırırız da sokak hareketiyle birlikte 12 Eylül önceki işçi hareketleri, devrimci işçi sendikalı hareketleri ya da diğer sağcı solcu hareketleri, ülkücü hareketleri. Biz nasıl iktidarı devirebiliriz, nasıl biz iktidar oluruz? Ya kardeşim, kamplara bölünmüş, kardeşin kardeşi öldürdüğü, camilerin ayrıldığı, cemevlerinin ayrıldığı, üniversitelerin ayrıldığı bir ülkede sen başbakan olsan ne yazar, cumhurbaşkanı olsan ne yazar? Evet. Doğru şimdi mu? Burada bence bu konuda... Biraz bu konuyu isterseniz geçelim. Bana göre Kemal Bey bu konuda çok ciddi bir çıkış yaptı. İstanbul'da hafta sonu benim dinlediğim sanatçıların... İzmir mi İstanbul mu? Aslında İzmir'de park açılışında... Ne dedi? Park açılışında işte ODTÜ öğrencilerini destekledi. Sanatçılar gecesinde de zaten biz solcular bir gece yapmayı bile beceremedik. Zaten biz işte İstanbul'da ferman padişahınsa ülke bizimdir, red ediyoruz diye Tarık Akan, geçen gün Silivri'deki o demirleri kırmaya çalışan Tarık Akan var ya, bizim gençlik idolumuz. Evet. Yani halk adamı, halkın sesi, garibanların sesi. O işte Silivri duvarını yıkan Tarık Akan, işte Ataol Behramoğlu, işte Edip Akbayram. Bu gibi sanatçılar toplanmışlar. Orada da yarımız ulusalcı olmuşuz. Yarımız olmuşuz BDP'li. Yarımız olmuşuz diye. Levent Kırca çıkıyor. Abuk sabuk ben kadın madın bilmem ne diyor. Öbürü çıkıyor işte Atatürk'ün askerleriyiz diye Melike Demirav konseri yarıda kesiyor. Protesto ediyorlar. Biz salonu bile birleştiremiyoruz solcular olarak. Ondan sonra da diyoruz ki iktidar olacağız. Ya nerede iktidar olacağız? Neyse, bir salonda birliği, beraberliği, iktidarı sağlayamayan bir düşünce. Ümit Koca Sakal bir telden çalıyor. Kılıçdaroğlu bir telden çalıyor. Bizimkiler bir telden. Savcı Sayan da başka bir telden ben çalıyor. Ben de başka bir telden çalıyorum. Doğru mu? Kardeşim bizim akortumuz bozulmuş. Bizim partide Fatih Sultan Mehmet'le Şah İsmail'in savaşı hala devam ediyor. Onun için biz iktidar olamayacağız. Kim Şah İsmail, kim Fatih Sultan Mehmet? Bu çok önemli. Bizim Fatih Sultan diyorum, pardon, özür dilerim, düzeltiyorum. Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail'in kavgası... Yani çok kritik bir cümle söylediniz. Evet, çok kritik, bilerek. Çünkü... Bilerek ciddi bir tahammüdedir bu. Tahammüden söyledi. Savcı Bey, son günlerde özellikle CHP yönelik olarak bir mezhepçilik tartışması var. Bakınız.
Bakın Erkan Bey, bu Sinan cümle Burhan. Geniş güzel bir cümle değil. Sinan Burhan. Şah İsmail anladığım kadarıyla şu anda Kemal Bey temsil ediyor. Bakın, bakınız ben size bir daha tekrarlayayım. Siz bilerek, tasarlayarak, tahminen söylüyorum. Bizim partimizde şu anda Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail'in savaşı var. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail'in tarihine baktığımızda bunlar hiçbir tane gayrimüslime savaşmamışlardır. Kendileriyle savaşmışlardır. İslam alemiyle savaşmışlardır. Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail'in tarihine baktığımızda. Hatta Şah İsmail'in annesi Sünnüdür. Hatta Şah İsmail annesini öldürtmüştür. Hatta Şah İsmail'in annesi gitmiş demiştir ki zorbalıkla, kılıçla, silahla halkını öldürmeye çalışan komutanı ben evinin temelinden taş söküp de duvarları ören ahmak ustaya benzetiyorum demiş. Ondan dolayı da ölüme göndermiş oğlu onu. Ben de size diyorum ki bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail'in savaşı vardır. Dolayısıyla yani Yavuz'u siz mi temsil ediyorsunuz? Ben onu anlıyorum. Ben ikisine İslam. Yavuz Sultan Selim de İslam, Şah İsmail de İslam. Dolayısıyla kardeş kardeşi öldürüyor, dövüyor. Dünkü salonda bunu görüyor. Ama Savcı Bey, Ümit Koca Sakal, Levent Kırca, yalnız, Edip Akbayram, Tarık bakın, Akkan, Savcı Melike Demirak, Kılıçdaroğlu. Bakın bu kavramları gelişince kullanmayın. Ya ben bilerek bakın bugün başbakan ya diyor ki, başbakan diyor ki mesela CHP Genel Başkanı'na, siz diyor Esad'ı niye desteklediğinizi biz biliyoruz diyor. Peki kardeşim, güzel kardeşim. Evet. Bana karnıma vurup laf çıkarmaya çalışıyorsun. Ben düzgün bir siyasetçiyim. Tamam, düzgün söyleyin. Peki, o zaman. Sen dün 90 kişiyi katliama uğratan, sıraya giren 90 kişiyi öldüren Esed'i savunmanın başka hangi alternatifi olabilir ya? Bana bir anlat bunu ya. Birisi bana anlatsın ya. Sen niye Esed'i destekliyorsun ya? Bu Müslüman da olsa karşısına gideceksin. Hristiyan da olsa karşısına çıkacaksın. İnsan öldürüyor ya. İnsan öldürüyor. Dün 90 kişiyi sıraya girmiş 90 kişiyi öldürüyor ya. Katlediyor. Ben dün dedim ki bu Esed'in zulmüne, böyle Esed'in bu zulmüne dedim ki seyirci kalan devletlerin yüzüne tükülesim geliyor. Tükürmek istiyorum yüzlerine ya. Bunu bir inanç için söylemiyorum. Bir mezhep için söylemiyorum. Bir insan için söylüyorum. İnsanlık için söylüyorum. Ben istiyorum ki benim partim de böyle yapsın. Şimdi benim Rusya bile Esed'e sırt çeviriyor. Benim partimle İran'ın dışında şu anda Esed'i destekleyen var mı? Biz niye Esed'i destekliyoruz? Ama onlar öyle demiyor. Esed'in canı cehenneme kardeşim dediler. O zaman ya. Kimi destekliyorlar? Ya işte Türk dış politikasını yanlış öğretiyorsun. O zaman Suriye meselesine de girelim. Evet. Devam edin Erkan Bey oradan. Evet. Suriye meselesine de girelim. Evet. Devam edelim oradan. Ben tabii başka yerlere kaydı. Şimdi çok önemli ve sonuç doğuracak cümleler söyledi evet. Sayın Savcı Sayan. Tabii o takdiri ve yorum kendisinin bilerek planlayarak söyledim dedi. Yani bu ODTÜ'lü öğrencilerin yaptıklarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal bir kimlikle sahiplenmesi pek hoş olmamıştır. Yani bu bir niye sahiplenmesin efendim? CHP'nin doğal tabanındaysa niye sahiplenmesin? Efendim, siyaset şimdi, yapıyor yani sonuçta ne yapacak? Peki başbakanın safında mı yer alacak? O zaman başbakan yani? Da partisi, o zaman başbakan. Ama bana soruyorsunuz ben anlatayım. Buyurun size soruyorum Erkan Bey. Olsun devam etsin Erkan Bey. Buyurun. Şimdi siz Erkan Bey'e çok güzel bir soru soruyorsunuz. Erkan Bey de çok açıklayıcı bir cevap veriyor. Evet. Fakat bazı şeyleri eklemem lazım. Eğer öyle bir durum varsa, destekliyorsa, siyasetse, tabanıysa biz AK Parti'nin üyesidir diye bütün Van'ı ayağa kaldırdık. O zaman başbakan da desin ki benim tabanımdır. Ulan iyi yapmışsınız siz. O zaman BDP'ler yarın öbür gün BDP'nin polisleri o tomaları momaları yakması da haklı. O zaman onlar da diyecek ki bunlar benim tabanım. O zaman başbakan yarın Diyarbakır'da girdiğinde başbakanın da yüzünü gözünü dağıtsınlar o KCK militanları ya da orada BDP sempatizanları. O zaman da Selahattin Demirtaş çıksın desin ki benim tabanımdır sen oraya gidersen. Ya böyle bir şey olur mu ya? Siz çok dernek misiniz ya? Bizim mahallenin derneği misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'siniz. Bu ülkenin temel taşısınız. Bu ülkeyi siz diyorsunuz ki iktidar olacağız. Kardeşi kardeşinin yanına getireceğiz. Birlik beraberlik içerisinde yaşayacağız. Bu söylemden sonra da diyorsun ki iyi yaptınız Orta Doğu'daki öğrenciler başbakanı niye kafasını kırmadınız? Kıraydınız o Tayyip'in kafasını diyorsunuz. Öyle mi demek istiyorsun? Öyle demiyor, öyle demiyor. Öyle diyor tabii. Öyle demiyor. Öyle diyor. Yanlış anlatmayın. Öyle diyor. Buyurun Kemal Bey. Tayyip Erdoğan deseydi bak Tayyip Erdoğan'a karşı çıktık. Savcı Bey Kemal Bey. Dedik Hüseyin Çelik'e karşı çıktık. Siz Baykal'a taş attırdınız, yumurta attırdınız. Baykal onun için Türkiye'de büyük bir sempati kazandı.
Şimdi aynı şeyi başbakan yaşıyor. Savcı Bey, başbakan Kemal büyük bir sempati kazandı. Açıklaması yok lütfen. Kemal Şimdi, Bey böyle bir şey söylemedi. Nasıl böyle bir açıklaması yok? Sen yok. Söylüyorsun onu. Sen söylüyorsun. Ben demiyorum. Kemal Bey ne diyor? Söylüyorum ben. Kemal Bey kendi tabanına sahip çıkması doğal değil mi diyorum ben size? Canım Kemal Bey'in tabanı o mu? Yani ODTÜ'deki öyle. Öyle diyor açıklamalarından o anlaşılıyor. Tamam o zaman ben de diyorum ki kurumsal Buyurun. Bir kimlik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu bu kadar sahiplenmesi aleyhine olmuştur. Aleyhine oldu. Niye aleyhine oldu efendim? Sempati toplamadı. Zaten sempati olmayanlar zaten oy vermiyordu. Yani sen kendi oğlun orada olsun ister misin orada başbakanı başbakana bu eylemi yapanlar arasında? Efendim böyle ben... biçim eylem. Üniversitede böyle eylem mi olur? Sen üniversitede kaç eylem yaptın? Yani polis ya bir şey söyleyeceğim. Bir de sonra bu polis kavur mudur ya? He? Bu polis şeytanın taraftarları mıdır yani? Üniforma üstünde polis var diye. Şeytan mıdır bu polis? Yani üniversiteye polis niye giremesin ben onu anlamıyorum yani. Üniversiteye polis girip üniversite şiddetin, gücün kullanıldığı yer midir? Üniversite bilim üretilen özgür alan değil yani midir? Sen bize Erkan karşı çıkacaksın diye kendini çok nahoş bir yere hapsediyorsun yani. Hayır, ben diyorum ki. Yani üniversiteye polis niye giremesin? Ben yani de ne var efendim, ben? Polis nedir? Güvenlik gücüdür. Tamam, yok işte güvenlik. Ya, yok güvenlik vardır. Yok güvenlik, sen şimdi o manzaraları güvenlik ve huzur manzarası olarak mı değerlendiriyorsun? Ben o manzara için demiyorum. Kardeşim, polisin başbakan üniversitede oraya... olması niye olsun? Ya kardeşim, tamam ben lafımı söyleyeyim. Yani aklı olan varsa benim lafımdan biraz... faydalanır. Niye? Ben hani onların aklından daha iyi akla sahip demiyorum ama kendim için. Ama ben bu ülkeyi tanıyan biriyim. Bu insanları tanıyan biriyim. Milletin verdiği tepkileri bilen ve analiz eden biriyim. İşim bu benim. Kitle iletişim benim görevim. Yayın önce sizin Savcı Bey'le anlaştınız mı efendim? Hayır, bir susarsanız beyefendi biz konuşalım. Yani biz değil sen konuşacaksan zaten biz konuşmuyoruz zaten efendim. Yarına dair yeni sözleri kendi kendine konuş. Yani ey Konyalılar. Aha şimdi size soruyorum. Yani hanginiz orada başbakanın bu şekilde protesto edilmesini onayladınız? Ya bunlar... Sonra nedir yani bu bunu bir demokratik eylem ve hak olarak değerlendirmek de ayrıca bir garabettir. Bırakmıyorsun ki konuyu asıl oraya getireceğim. Buyurun, yani. Buyurun getirin. Niye böyle bir demokratik eylem olsun yani? Bunun nesi demokratik eylem? Başbakan bir üniversiteye giremeyecek mi? Girer. Giriyor da. Nedir? Nesini protesto ediyorsun? Konferansa gelmemiş ki sen protesto edesin. Söyleşiye gelmemiş ki sen protesto edesin. Yani öğrenciler... Panele gelmesin, gelmemiş efendim, ki sen protesto edesin. Öğrenciler fikirlerini ortaya koymasınlar mı? Ya bu fikir koymaz mı ya Allah Allah? Ne fikri kardeş? Orası bir fikir ortamı değil ki. Adam uyduyu gökyüzüne gönderme merasimine gelmiş. Fikir falan yok ya. Ne fikri? İş yapıyorlar orada. Artı orası üniversitenin de ders alanı değil. Üniversitenin amfilerinin olduğu yer değil. Bunu da kimse konuşmuyor diyorum ya. Tekrar tekrar konuşturuyorsun bizi Sinan Bey. Orası teknokent. Yani orada şirketler de var. Mesela sen ve ben uygun bir paramız olsa orada şirket kurabiliriz. Arazi alıp bina yapabiliriz. Orası ona ayrılmış bir yer. Neyi protesto? Senin babanın malı mı? Başbakan buraya gelmeyecek. Bunu mu diyor yani? Böyle bir şey var Erkan mı? Erkan Bey. Yani bunları hoş göremezsiniz beyefendi. Bunlar demokratik eylemdir dediğiniz an işte o zaman Türkiye cehenneme döner. Herkes, herkesi bu şekilde demokratik olarak protesto eder. Bu mu demokratik protesto? Erkan Bey. Erkan Buyurun Bey, Savcı Bey. Erkan ya. Bey, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bazı dönemlerde der ki Sayın Erdoğan Hakkari'ye niye gidemiyor? Rahat gidemezsin, Hakkari'ye giremezsin diye başbakanı eleştiriyor. Ve diyor ki orada herkes vardı, devlet yoktu. Öyle demiyor mu? Mesela evet. İşte bu kucaklaşma olayında Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki herkes o dağda vardı, devlet yoktu. Devlet ne işe yarıyor, niye orada yok? Aynı o kelimeleri söyleyen Kılıçdaroğlu, devleti temsilen Orta Doğu'ya giden başbakana saldıranlara da meşruiyet kazandırıyor. Meşruiyet. Evet, meşruiyet kazandırıyor. Evet, meşruiyet kazandırıyor. Evet. Yani diyor ki... Doğal diyor, kanuni diyor. Doğal, kanuni tabii. Meşru kılıyor. Doğal. Şimdi bu çelişki değil mi ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Orta Doğu Üniversitesi'ne, ülkesinin bir üniversitesine gidemiyorsa terörle mücadele edeceğim, terörü bitireceğim iddiasında bulunabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Sonra da Kılıçdaroğlu yarın bir gün diyecek ki sen ODTÜ'ye giremiyorsun, sen Cüdi Dağı'na nasıl gidip mücadele edeceksin? Diyecek mi, demeyecek mi? Ama aynı zamanda buradaki Savcı Bey, bu öğrencilere meselesini bırakalım. Meşruiyet kazanıyoruz. Bu aslında çok önemli bir konu. Ya önemli ama bakın çok yarım saatte bu konu üzerinde duruyoruz. Evet, bakın önemli konular var. Mesela bakın bir şey söyleyeyim. Siz bana göre siz AK Partililer, siz CHP'nin içine görünüp AK Parti'ye puan kazandırmaya çalışıyorsunuz. Bakın efendim ben bir şey Şimdi siz var ya, siz CHP'yi
Siz Aydın Doğan gibi, işte o diğer medya kuruluşları gibi, Sinan Burhan da bunlara dahil olmuş. Siz CHP'yi dizayn ediyorsunuz ama oyunuzu AK Parti'ye veriyorsunuz. Aydın Bey'in bu konularla hiçbir ilgisi alakası yoktur. Aydın Bey çok muhterem bir insandır. Ya ben Aydın Bey'le alakalı demiyorum. Genel anlamda medya kuruluşlarını söylüyorum. Sinan Burhan olarak söylüyorum. Siz CHP'yi övüyorsunuz. Oyunuzu hayatta hiç CHP'ye oy verdiniz mi? Efendim oy gizlidir. Ya gizli mizli. Oy verdiniz mi? Yok ben oyumu izah edemem. Açıklayamam. Peki. Sinan Burhan, Sayın Burhan. Cumhuriyet Halk Partisi yanlış yapmıştır bu olayda. İki kelimeyle kapatalım. Kapatalım. Efendim, kurumsal anlamda sahip çıkmamalıydı. Bir şey sorayım. Önemli bir konu var. Meşruiyet kazandırmamalıydı. Bakın Savcı Bey, geçtiğimiz günlerde önemli bir özelleştirme yapıldı. Evet. Önemli bir konu. Vatandaşı da yakından ilgilendirdiği için soruyorum. Evet. Köprüler ve otoyollar, işte Koç, Ülker, bir de Malezya bir grup konsorsiyumu. Evet. Otlu öğrenciler onu niye protesto etmedi? Şimdi ona geleceğim işte. Şimdi 28 Şubat sürecinin aktörü ya da aktörlerinden biri Koç, mağdurlarından birisi Ülker, ürünleri girmiyordu ve Malezyalılar da girdiler filan, bir konsorsiyum oluştu. Evet. Bu bir tarafa da bu köprülerin özelleştirmesi meselesi ve özelleştirmeler genel anlamda, yani köprülerde yarın istediği zam yapılabilir mi, otoyolların satılması. Ekonomik bakımdan biz nereye gidiyoruz Savcı Bey? Bakınız çok önemli bir soruya soru sordunuz. Şimdi öncelikle Koç ve Ülker grubu, bunların ikisi sanayide üretici kuruluşlar değil mi? Evet. Yani bir yerde bunlar kendi işlerinde üretimlerini daha modern, daha artırılabilir, daha rantabl şekilde getirebilirlerdi değil mi? Evet. Üretim anlamında. Üretim de çok önemlidir. Dolayısıyla Sayın Koç ve Sayın Ülker grubu bunlar öncelikle üretimden vazgeçip nakit, sıcak, hazır paraya, yani rantı paylaşma yarışına girmişlerdi. Halbuki Sayın Koç ve Sayın Ülker sanayi anlamında üretici firmalar oldukları için üretim alanında daha etkin, daha yetkin. Mesela yerli araba üretiminde, mesela yerli sanayi güçlendirme, üretimi kaliteyi artırma açısından farklı bir yatırıma girebilirlerdi. Fakat son dönemlerde Türkiye'de herkes sıcak paraya koştuğu için nakit paranın artık ekonomide çok büyük bir rant, büyük bir gelir, büyük bir faiz olduğunu hesapladıkları için Ülker ve Koç grubunun iki tane Türkiye'nin üretici büyük firmasının üretimden ayrılarak, Sabancı da bunu daha önce yaptı, o alanlara kaydı. İşte bir çok fabrikasını kapattı, efendim. Böyle hazır sektöre girdi. Bu Türkiye'nin ekonomisi açısından bence sağlıklı bir yatırım değildir. Belki onlara çok sıcak para kazandırır ama uzun vadede Türkiye için çok kötü sonuçlar doğuracaktır. İkincisi de paranın ne kadar kıymetli, ne kadar değerli, ne kadar insanları birleştirici olduğunu anladık. En işte 28 Şubat'ın destekleyicisi. Güzel espri yani. Evet 28 Şubat'ın destekleyicisi ve 28 Şubat'ın mağdurunu yeşil dolar bir arada toplayabiliyor, bir payda da toplayabiliyor. Dolayısıyla Rahmi Koç'a da sordular. İşte siz yeşil sermaye falan filan böyle Ülker grubunu kastederek sordular. O da dedi ki ben dünyada bir tek yeşil tanırım. O da dolardır dedi. Ben hak veriyorum. Adam bir kelimeyle içindekini döktü. Bu bizim daha çok çocuklarımızın daha çok aç kalmasına sebep olacaktır. Üretimin daha az seviyeye inmesine sebep olacaktır. Bu da dolayısıyla çok daha kişinin işsiz kalmasına sebep olacaktır. Ben bu kadar karamsar olduğu... Hayır. Erkan Bey siz açıklayın o zaman. İki cümleyle Erkan Bey geçsin de. Başka firmalar alsaydı, Türkiye'de şu anda üretim sektöründe değil de, üretimle uğraşmayan, Türkiye'nin üretiminde geçmişte büyük sermayelere sahip insanlar olmayıp da, yeni sermaye kazanan insanlar bu işi yapsaydı, ben mantıklı karşılardım. Ama Koç ve Ülker'in üretimden ayrılarak... Ama öyle değil ki canım. Öyle. Nerede biliyorsunuz üretimden ayrılarak? Küçültüyorlar. Hayır, küçültüyorlar. Yok ben katılmıyorum. Biraz daha karamsar oldu sizin bu tahlilleriniz. Yani üzülerek buna katılmadığımı söylemek zorundayım. Onlar diğer işlerini tasfiye etmiyorlar ki bu yeni işleri ama yaparken. Tasfiye etmiyorlar ama büyütmüyorlar da. Canım yani bu yeni bir iş, büyük ülkenin iki büyük dev markası. Hayır. Yeni üretim. Efendim ben üretim konusunda konunun bu kadar, yani siz muhaliflerin söylediği kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi politikalarının da böyle bir dehşet dengesi içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Üretim ben devam ediyor. Ben bir şey söylemedim. Üretim devam ediyor. Türkiye'de. Üretim kuruluşları devam ediyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi de şimdi ekonomi inancıyı yönetiyor. Hayır yani. Bizim cari açığımız niye var? Yani biz dışarıdan o kadar ülkemizde olmayan ürünleri ithal etmemiş olsaydık bu kadar cari açık olur muydu?
olmayacaktı. Dolayısıyla cari açığı kapatmanın yollarından birisi nedir? Şimdi, üretim değil midir? Şimdi ama sen en büyük firma, iki tane en büyük firma elinizdeki parayı bir de Malezya'da da para alarak oradan da bir işte finansör mü, yardımcı mı neyse alıyorsunuz. Getirin bunu yerli araba üretin. Yeni sanayi harcayın. Kendi mensubunuz olduğunuz mesela beyaz eşya sektörünü daha da büyütün. Efendim onlar bir engel değil ya. Onlar engeldir bence. Efendim diğer işlerini tasfiye hazır paraya, edip. Hazır paraya. Diğer işlerini tasfiye edip bu işe girmediler. Büyütmüyorlar Erkan Bey, büyütmüyorlar. Yani şimdi canım şimdi onların bir sürü hesabı var yani. Hesabı işte ranta dayalı, faize dayalı. Rantiye işte faize tamam, dayalı. Tamam anladım, siz onu söylediniz. Ben başka bir şey daha söyleyeceğim. Ama genel olarak memleketin ekonomisi dar gelirliler üzerinde büyük bir yük oluşturuyor Sinan Bey. Ve sevgili seyirciler yani çiftçinin, esnafın, emeklinin onlarla ilgili gelişmelerin kötü olduğundan söz etmeliyiz, söz edebiliriz. Yani çiftçi ondan üretti, Sinan Bey kabul etmiyor. Ürettiğini istediği fiyata satamıyor. Söyleyin efendim ben onu söyleyin diye sordum yok, zaten. Yok bu konuda çok ciddi bir sıkıntı var. Çiftçiler sıkıntılı, siz neredeyse bizi Cumhurbaşkanı'na şikayet edecektiniz. Bunlar niye çiftçiler sıkıntılı demiş. Efendim ben şikayet etmedim. Siz kendi kendinizi protesto ettiniz. Yok niye biz seni protesto ettik. Biz çiftçiler yalnız mağdur dedik. Konya çiftçisi mağdur dedik. Ağrı çiftçisi mağdur dedik. Karadeniz çiftçisi mağdur dedik. Siz de dediniz ki Orta Anadolu. Evet. Orta Anadolu. Doğu Anadolu. O yönde çok siz de dediniz ki. Ya dediler ki Savcı Bey zaten CHP'lidir. Erkan Bey, Abdullah Bey niye hükümeti protesto etti dediler. Hükümeti protesto etmedik ki biz. Ne demek çiftçinin durumu kötüdür biz demek. Biz kötü deyince evet. Sen de bize karşı çıkınca seni ben protesto ettim. Ben iyidir diyorum. Hükümet iyi yapmıştır ya diyorum. Çiftçi güzel yapmıştır sen hükümetin bakanı mısın? He. Ben hükümetin seveniyim. Seveni sen, sevdiğin hükümeti bize de sevdirmeye çalışma. Biz biliyoruz ne olduğunu. Allah şimdi Allah. Burada o bir yanlışsa eğer düzeltelim. Biz düzeltiyor hükümeti zaman. Protesto edebiliriz. O ayrı konu. Edebiliriz ama etmedik. Yani o anki protesto evet, seni ayağa düzeltin. Kalkarak Savcı Bey'in başlattığı bu protestoya biz de iştirak ettik. Hükümeti protesto etmek için değil, senin programında bizi konuşturmama eğilimini, üzerimizde baskı kurma eğilimini protesto ettik. Yani seni protesto ettik. Ama burada hükümeti de protesto edebiliriz. O ayrı konu. Bakın başka ama bir şey daha var. Ama burada bir rant var. Sinan Bey hükümete diyor ki sizi protesto ettiler ben de kabul etmedim diye kendisini sevdiriyor. Kendisini sevdiriyor. Evet. Yalnız Savcı Bey başka bir yorumda da bulunanlar oldu. Hangi yorumda kardeşim? Dediler ki ya, ama Türkiye'nin gündemine oturduk evet, yani seni evet. Protesto ederek. Dediler ki hayır. Ama ben sen orada bence Erkan Bey beni de protesto etmediğinizi söyleyenler var. Neymiş? Yani hükümeti de protesto etmediniz. Beni de etmediniz. Hatta şöyle saygı şey yapanlar var. Diyorlar ki ya üçü de sana saygı duymayı öğrenmiş diyorlar. He bize sen. Doğru söylüyorsun. Bazen. Evet, doğru. Yani bir şey demiyoruz ya. Yani protesto değil saygı duruşunda bulundular. Tebrik ederiz diyorlar. Yani bazen saygı duruşu. Onu sen uçuyu söylemişsindir. Hayır, yani bazen, en sonunda bana saygı göstermeyi hayır, öğrettim onlara demişsindir. Bazen saygı duruşundaki bir sessizlik de anlamlı bir protestodur. Anlatabiliyor muyum? Anlayan işi çok önemli. Senin o sonradan yine de isterseniz özelleştirmeyi kaçırmayalım. Hayır, özelleştirmeler bir, bunu, gerçekten bunu Türkiye için büyük bir sıkıntıdır. Sonradan videoyu izledim. Sizin o bize bakışınızı, o böyle mağduriyetinizi, mahcubiyetinizi görünce protestonuzun ne kadar haklı bir temele dayandığını da gördüm. Evet, doğrudur efendim. Evet. Şimdi bu özelleştirme meselesi önemli bir mesele. Ben onu konuşuyordum. Ben bütün oradan bir devam edebilir miyim? Buyurun. Ben devam edebilir miyim? Bakınız ben özelleştirmelerin Türkiye'nin menfaatine olduğunu düşünüyorum. Burası. Ve ezelden beri de bunu böyle savundum. Belki bizim tartışmamız gereken şu olmalıdır. Biz Erkan Bey özelleştirme Türkiye'nin menfaatidir dedi. Halkçı ya. Sayın Savcı Bey. Ya ne ama bir susarsan biz yani tamam Erkan mı? Erkan Bey anlatsın da ben cevaplandıracağım. Buyurun. Yani sen bize bir husumet mi besliyorsun? Hayır efendim özelleştirmeleri destekliyorum diyor. Savcı Bey de ses çıkmıyor. Ben İktisat Fakültesi mezunuyum. Özelleştirmenin ne demek olduğunu biliyorum. Burada evet. Türkiye'de yani özelleştirmeyi savunmayan da parti yok ayrıca. Onu da sana diyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi de dahil olmak üzere. Yani sizin programınızda da var özelleştirmeler. Mutlaka vardır. Her var. Şey devlete ait olacak diye bir şey olamaz. Yani özelleştirmenin biz şununu yanlış yaptık. Bakın özelleştirme yanlış değildi. Özelleştirmenin modelini iyi kuramadık. Yani mesela topyekün satmak yerine parça parça halka açılmak olabilirdi. Tasarruf sahiplerini o firmalara ortak doğru. Etmek olabilirdi. Ezelden beri yapılan yanlış budur yalnız bu. Yani merhum Özal'ın Türkiye'nin gündemine soktuğu, yapmaya çalıştığı işti bu. Onun modelinde bir yanlışlık vardır. Onu tartışmak gerekir bence. Yani şu anda kim istiyor Türkiye'de devlet fabrika açsın? İsteyen var mı bilmiyorum yani. Var. Devletin fabrika açmasını isteyen var mı? Var. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında
seçim vaatleri arasında fabrikanın olmadığı yerlere fabrika açmak, devletin buna öncülük yapması modeli vardı. Ve güzeldi mesela. Ben beğenmiştim. Çünkü tamamını devlet yapsın demiyordu onlar. Şimdi efendim özelleştirmeye özelleştirme yanlış yani. Siz ne diyorsunuz? Özelleştirilen kurumları kimse sırtına alıp başka yere götürmüyor. Tamam mı hocam? Olur. Özelleştirilen kurumlar efendim, burada durmaya dakika, devam ediyor. Vergi ödemeye şey devam. Bir de buyurun. Şu var. Bir dakika efendim. Yani şimdi ben hiç konuşmadım yani. Programda konuşmayacaksak gelmeyelim. Özelleştirme yani. Konusu önemli. Tamam gelecek ben zaten. Diyalog olmaz. Diyalog biz, efendim, bizim oyunumuz %25. Erkan ben %50. Estağfurullah. AK Partili ben CHP'li. O %50 konuşacak. Ben %25 konuşacak. Ben AK Partili değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de çok övüyorum. Ya mesela seçim programlarını beğendim. Efendim en az Kemal Bey'in CHP övdüğü şey, Savcı Bey'in Kemal Bey'e övdüğü kadar siz de CHP övüyorsunuz. Biz de bir partiye oy veriyoruz yani. Bizim de bir partimiz var tamam. Oy verdiğimiz. Ama ya ben solcuyum, siz sağcısınız. %70'siniz. Tamam. Dolayısıyla sizin üçte tamam. Bir benim. Şimdi özelleştirme mantık itibariyle şu açıdan da önemlidir. Beyefendi bir eğer de özelleştirmezsen o teknolojiler, o fabrikalar eskiyor da aynı zamanda. Tabii. Yani devlet olarak, devlet kim millet? Devlet dediğiniz böyle ayrı bir yaratık değil ki. Anladım. Milletin kurduğu bir organizasyon. Tabii. Onlara yatırım yapmak, onların teknolojilerini yenilemek, onlarla ilgili özel ve önemli icraatlar yapmak yükümlülüğü de devlette kalıyor. Tabii. Özelleştirme suretiyle devletin üzerindeki bu yük de kalkmış oluyor. Ha, sen özelleştiriyorum deyip peşkeş çekmişsindir. O ayrı konu. O başka bir tartışma konusu. Yani özelleştirmenin felsefesini iyi kurmak, ona göre taraf mısın değil misini tartışmak lazım. Savcı Bey siz ne diyorsunuz efendim? Bakın şimdi ben de Erkan Bey gibi ekonomistim. Dolayısıyla çok profesyonel olmasa da birkaç noktasını biliyoruz. Şimdi hiç özelleştirme olmayacak diye bir şey olamaz. Ya belki mutabıkız. Yani karma ekonomik modeli bir savunuyoruz. Komünist bir ülke değiliz. Dolayısıyla bizim ülkemizde özelleştirme de var, devletin kuruluşları da var. Şimdi benim dikkatimi çeken olay. Buyurun. Bu özelleştirmeyi yaptığımızda nedense hep verimli, para getiren yerleri özelleştiriyoruz değil mi? Bizim iş adamları, üreticilerimiz, vatanseverlerimiz, yurtseverlerimiz... O kadar çok bu memleketi seviyorlarsa bir de böyle zarar eden bir devlet kuruşunu alsınlar, onu bir canlandırsınlar. Desinler ki ya devlet fabrikaları iyi işletemiyor, iyi üretemiyor. İşte teknolojiye ayak uyduramıyor. Biz de bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bizim ciğerimiz sızlıyor, bizim yüreğimiz yanıyor. Biz de işte bir fabrikayı alacağız. Mesela Konya'daki Tumosan'ı biz alacağız, biz özelleştireceğiz, biz yükselteceğiz, biz büyüteceğiz. Ama nedense özel sektörde hep devletin elindeki verimli yerlere göz dikiyor ve onları da beleş alıyor. Örneğin Çayırhan'daki elektrik santralini, işte TK'nin kömür santralini, Gürüş o zaman 500 trilyon bir teklif vermişti. Ona vermemişlerdi. Sonra 190 trilyona başka bir firmaya vermişlerdi. Bu nasıl bir özelleştirmedir? Bu nasıl bir... Tamam bakın ben burada sizinle aynı konuyu düşünüyorum ama. Şimdi ben bitireyim. Yani özelleştirmeye karşı olmak başka şey. Tabii. Özelleştirmek adı biz altında özelleştirmeden... peşkeş çekmeye karşı olmak bakın, başka şey. İkisini karıştırmamak lazım. Biz Erkan Bey'le aynı türküyü söylüyoruz farklı dillerden. Ben sol... notadan söylüyorum mu? Sağ notadan söylüyorum. Doğrudur. Aslında evet. Türkü aynı türkü. İkimiz yani, de... Yani doların rengi aynısın. aslında ikimiz de... Yani ikiniz de yeşil birisi rengini Kanada seviyorsunuz. Birisi Kanada doları, birisi ABD doları. Ya doların rengi yeşildir kardeşim. Sen o dolara kendini satıyor musun, satmıyor musun? Ona bak. Biz şimdi satmayanlardanız şimdi yani. Bak. Özelleştirmede satmadık bir yer bırakmıyorsun. Hayır bir şey söyleyeyim. Şimdi biz bak özelleştirmeye karşı değiliz her konuda. Özelleştirilmeyecek yerler vardır mutlaka. Neler vardır mesela? Mesela ben TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesine karşıydım. Ben Telekom'un özelleştirilmesine karşıydım. Siz Erkan Bey? Ya ama Savcı Bey bakın özelleştirmediniz ama dünya kadar yatırım yapmanız lazım. Yapacağız kardeşim. Onu da devlet yapacaktı ama. Ya devlet yapsın. Yani bıraktık. Onu Rabbi Koç devletten güçlü müdür? Hayır böyle değerlendirmiyor. Murat Ülker devletten güçlü müdür? Ama bakın özelleştirmeyle Türk Telekom belli bir firmaya verildi ama büyük yatırımlar yaptılar aldıktan sonra. Peki efendim büyük yatırımlar yaptılar. Yedirip para koydular efendim, yani. Büyük yatırımlar yaptılar. Büyük... Vergi ödediler. KDV ödediler. Aşkına, Telekom 6 milyar dolara giden kuruluş mu? Gidebilecek kuruluş ya mu? Ya ama o zaman şey sizinkiler gitti verdi Anayasa Mahkemesi'ne falan falan. Ya kardeşim ayrı bir şey. Başlar. Şimdi bizim gücümüz yetmedi değiştiremedik diye her şey doğru mudur yani? Evet. Şimdi yani siz buna bir neden oldunuz. O zaman özelleştirilmiş olsaydı 30 milyar dolardı Sarıcı Bey. Yok kardeşim olur mu? O zaman satmayacaksın. Yani o zaman bakın başka şeyler oldu. Balkanlarda, Orta Avrupa'da özelleştirilen kurumlar oldu. Aynı anda birçok kurum özelleştirildi. İlgi azaldı Erkan Bey, yani. Erkan Bey babasının arazisini satarak
Her yıl kendisini zengin gösteren evlatların sonu Hüsran. Ya bir kere bir de onu da yanlış biliyorlar. Onun büyük hissesi devletin şu anda. Bir dakika hayır. Türk o belli bir süre vermişler almışlar. Kimse köprüleri götürmeyecek diyorlar farklı bir şey de. Ben bir şey daha merak ediyorum. Hakikaten merakımdan soruyorum. Yarın Allah göstermesin Türkiye bir savaşa girdiğinde o köprülere iki tane bomba atıldığında köprüler yok olduğunda o zararı kim karşılayacak? Hakikaten çok merak ediyorum. Gene millet yapacak canım. Millet yapacak değil tabii mi? Tabii yani, yani o özelleştirilen şirket mi kalır yani orada? Hayır yani. Özelleştirilmiş şirket ortada kalır mı yani savaş yani halinde? O yatırımı yapmayacak değil mi? Yapmaz canım. Ya herhalde. Kardeşim bak. Herhalde yapmaz bak, yapamaz. Bak, yani şey savaş var ben de baktım. Niye halka satmıyoruz? Heh, bak olabilir. Niye halka satmıyoruz? Aynı şeyi savunuyoruz canım. Ya ben 1 lira kalacağım. 1 lira kalacağım. Mantığı doğrudur. Evet. Şekli yanlış yapılmış ve yıllardır yanlış yapılmaktadır. Peki halka açılmak da bir özelleştirme peki metodudur. Başka bir şey daha söyleyeyim. Ortak olur. Özelleştirilmiş peki olur işte. Peki onun bakımını kim yapacak? Onlar var canım evet şeylerde var tabii anlaşmalarda. Onlar yapacaklar yani. Onun altyapısını kim hazırladı? Tabii onlar yapacaklar. Hepsini devlet hazırladı değil mi kardeşim? Demir yollarımız var şuymuş. Bak biz özelleştirmeyi ben şahsen Erkan Bey'in bir kelimesine katılıyorum. Halka açılır. 100 liralık alan da olur. 100 bin liralık alan da Erkan olur. Erkan Bey görüşüne katılmadığınız bir şey olmadı ki şu ana kadar efendim özelleştirme konusunda. Aynı ne farklı şey, düşünüyorsunuz? Tamam ama hayır, onun hassasiyetleri var. Hepsini satmazsın ben diyor. Ben hassasiyetlerimi söylüyorum. Ayrıca ya. Devlet fabrika yapmaya devam etmelidir peki diyor. Peki devlet niye Doğu Güneydoğu'da fabrika yapmıyor? Ha devlet yapmıyor değil mi? Zarar ediyor. Peki Kocaeli'nin verimli topraklarına fabrika kurmakla yurtseverlik olmaz. Kocaeli'nin verimli topraklarına fabrika kuran Koç, Sabancı ve diğer ilk 50'deki zenginlerimiz. Ya 50 tane doğuda il var. Her biriniz doğuda 2000 kişiyi çalıştıran bir fabrika kursanız, siz orada 2000 ailenin ekmeği aşı olursunuz, 2000 esnafın geliri olursunuz. O ilçeyi kalkındırırsınız, o ili kalkındırırsınız. Terörün de bir noktada çözüm noktası olur. Tabii onların çeşitli sebepleri neydi? Var ama işte mesela, güvenlik yok, hayat tehlikesi var. Ölenler kim? Adam oğlunu gönderiyor da sen sermayeni göndermiyorsun. Sonra da vatanseverlikten bahsediyorsun Erkan Tan. Doğrudur. Ben oğlumu gönderiyorum askere, vatana feda ediyorum. Sen efendim rentable değildir, güvenlik yoktur diye fabrikanın demirine kıymıyorsun. Ondan sonra da gelmiş bana vatanseverlik... Vatanperverlik şey yapıyorsun. Doğru. Öyle bir şey olabilir mi yani? Doğru. Eğri oturup düz konuşalım. Doğru. Ondan sonra televizyonda o adamı övüyor, gururlanıyor. Şehit annesinin, şehit babasının ayağında çorap yok. Oğlunu gönderiyor vatana kurban ediyor. Sen fabrikanı göndermiyorsun. Arçelik fabrikasını göndermiyorsun. Güvenlik yok. Ulan dolap mı önemli? Evlat mı önemli? Evlat mı önemli? Bunu daha çözememişiz. Sonra da dolap önemli diyen bir medya çıkıyor. Dolap önemli diyenler haklı, yani, evlat verenler haksız. Çok önemli. İsyan ediyorum ya, böyle bir şey olabilir mi? Doğrudur. Güvenlik yani, yokmuş. Efendim işte huzur yok, güvenlik yok. Orada yatırım Erkan imkanları... Erkan Bey diyor onu. Yatırım imkanları Erkan Bey demiyor kardeşim. Hayır güvenlik ben, yok diyor. Sağ. Erkan Bey onların kaygılarını söylüyor. Ben bu kaygılarla... Kendisi de aynı kaygıda canım. Ben bu kaygıları senelerce dile getirdim ama doğrudur. Bu kaygılar giderilmedikçe sermaye oraya gitmez. O kesin yani ama... Savcı Bey'in isyanı da doğrunun da doğrusudur yani. Savcı Bey'in isyanı da hepimizin yani evladını istiyorsun diyorsun ki sen evladını gönder vatan savunmasında ona ihtiyacımız var. Evlattan daha önemli ne olabilir ya yeryüzünde? Başka bir kavram olabilir mi? Evladını gönderiyor o evet. Anne baba ama iş adamı diyor ki orada güvenlik yok, huzur yok. Yatırım imkanları yok. O yüzden ben oraya siz yatırım yapmam. Erkan Bey bir şey daha söyleyeyim. Siz de teşvik ediyorsunuz. Bu Savcı Bey'in isyanını... Erkan Bey bir şey daha söyleyeyim. Allah aşkına bir şey daha söyleyeyim. Doğrudur. Erkan Bey binlerce üniversite öğrencisine burs veren şirketler var değil mi? Aynen. Evet. Hiç askerlere burs vereni duydunuz mu? Gördünüz mü? Duydunuz mu? Yok. Doğrudur. Doğrudur. Ya askerlere çok muhtaç ya. Asker annesine telefon açıyor. Bana 10 tane kontör gönder. Annesi kontör bulamadığı için o yırtık çorabıyla... 100 haneli köy dolaşıyor, köy dolaşıyor ki bir köylüden 100 lira para alıp ertesi gün oğluna kontör göndersin diye. Doğru mu? Arasında görüşelim diye. Evet. Arasında görüşelim diye. Siz bugün bugüne kadar Türkiye'de bir tane fabrikatörün, bir tane iş adamının, zengin bir adamın çıkıp ben de bu yıl 3 trilyonu Güneydoğu ve Doğu'da görev yapan askerlere burs olarak dağıtacağım. Her ay onlara 300, 400, 500 lira ailelerine yardım olarak dağıtacağım. Ya da onlara göndereceğim. Diye bir şey duydunuz mu? Yok. Çünkü onların çocuklarının cebinde sınırsız kredi kartları var. Askerde bile kullanırlar. Evet. Ama bizim çocuklarımızın ceplerinde annelerinin borç aldığı paralarının 10 lirası kalmış. Yani şu da biz bunu söylemeye çalışıyoruz. Terörist bırakmıyor. Orada huzur yok. Orada devlet yok. Orada devlet huzuru ve güveni sağlayamıyor. Güvenliği sağlayamıyor diyor.
oralı iş adamları, yani oralı olan bile oraya götürüp yatırım yapmıyor. Halbuki 10 kişilik bir iş yeri açsa, biz demiyoruz ki dev bir fabrika kursun yani. Trilyonluk entegre tesis sayın kursun. Sayın Tabbek Yemen. 10 kişilik bir iş yeri bile oranın köpürmesine neden olabilir. Erkan Bey, önemli bir konu. Fethullah Gülen'in Doğu ve Güneydoğu'da, Doğu ve Güneydoğu'da yapmış olduğu okul ve yurtların sayesinde binlerce genç kız okumuştur. Binlerce gencin dağa çıkması engellenmiştir. Binlerce genç orada sıcak bir yuva bulmuştur. Eskiden bir şehir merkezinde bir dükkan kiralardı öğrenciler. Bakınız, ben bunu size söylüyorum, bunlar acı şeyler. Normal bir dükkan kiralıyorlardı. Yarısına tezek doldururlardı. Yarısına yataklarını koyarlardı. Bir de leğen vardı orada, tuvalet ihtiyaçlarını karşılarlardı. Çocuklar öyle okurdu. Ondan dolayı da 100 kişiden 2 kişi ancak okuyabiliyordu. Ondan sonra o yurtların sayesinde, o okulların sayesinde, o sıcak yuvaların sayesinde öğrenciler okumaya başladı. Öğrenciler hakim oldu, savcı oldu. İşte bu göbeğini kaşıyan adamların çocukları bu ülkeyi yönetmeye başladılar. Ben de diyorum ki bu ülkenin iş adamları kendi çocuklarını gönderemiyorlarsa torpil yapıp sahillerde onlara askerlik yaptırabilirler. Bunun yerine Türkiye'nin ilk 50 zengini, Doğu ve Güneydoğu'nun, Orta Anadolu'nun, Karadeniz'in uca köylerine her birisi 10 milyon dolarlık bir fabrika kursa, fabrika açsa, bu memlekette çok büyük bir hizmet etmiş olur. Peki efendim, son günlerde Sayın Başbakan'ın acaptığı bir açıklama vardı. Onunla programımızı toparlayacağız. Başbakanımız diyor ki beni dinliyorlar diyor Erkan Bey. Bu vahim bir şey. Kim dinliyor? MİT mi dinliyor? Emniyet mi dinliyor? Mossad mı dinliyor? CIA mi dinliyor? Kim dinliyor? Nasıl dinliyor? Başbakan'ı dinliyorlarsa bizi ne yapıyorlar? Efendim tabii bunu herkes merak ediyor yani. Onu söyledi kendisi ama geri kalanını açıklamadı. Umarız bununla ilgili bir açıklama gelir, bir rahatlama olur. Ne demek istediğini herkes merak ediyor tabii. Siz yıllardır Ankara'dasınız. Evet ama şimdi başbakanın söylediği bir lafın gerisini... İlla başbakanın olayı üzerinde durmayalım. Genel konuşun. Hayır, bulabilecek bir durumda değiliz. Başbakan kendisi bunu söylüyor yani. Bu çok önemli bir konu. Ancak kendisinin açıklayabileceği bir husus bu. Kozmik sırlara sahip bir konu bu. Ha ama dinlemeyle ilgili şöyle bir vehim de var yalnız. Efendim teknolojinin gelişmesiyle birlikte şu cep telefonları var ya, bu yeni nesil cep telefonları, bunların hepsi birer dinleme aracı. Yani şöyle duvara yapıştırıyorsun bunu, şöyle duvara yapıştırıyorsun. Duvarın öteki tarafındaki komşuyu dinleyebilecek hale geliyor bunlar. Yani bunu illa bizi birileri dinliyor, bizi Mossad dinliyor, bizi İsrail dinliyor, bizi Çin dinliyor diye vehim konusu yapmak da bence yanlış. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle rakip avukatlar birbirini dinlemeye başladı. Yani bunu da düşünmek lazım. Ben demiyorum ki yoktur. Yani Erkan Tan'la aynı görüşte değilim. Evet. Neden efendim, buyurun. Mossad bu ülkenin içine, damarlarına sızmıştır. Haber sızmamıştır demiyorum bakın ama. Yani sızmıştır. Böyle de bir durum var diyorum yani. Başbakanı da dinliyorlardır. Hatta ben daha ileri bir iddiada bulunuyorum. Mossad'ın bir kolu bizim çok kozmik odalarımıza, bizim çok istihbarat birimlerimize sızmıştır. Hatta bunu söküp atamıyoruz. Hatta Mehmet Eymür bir ara bununla mücadele ediyordu. Bu işte sızanları yok etme adına. Onu da engellediler. Dolayısıyla bu ülkenin milli liderlerinin başına bir şey geldiyse biz de tehdit alıyoruz. Bu ülkenin milli liderlerinin başına bir şey geldiyse, bu ülkenin siyasetçilerinin başına bir şey geldiyse, bunun hiç öyle alavere dalavere Kürt Mehmet nöbete böyle dışarıya topu taca atmanın bir anlamı yoktur. Türkiye'nin kozmik yerlerine sızmışlardır. Dolayısıyla ben Mossad'dan şüpheleniyorum. Mossad başbakanı dinlemiştir, dinlemeye de devam ediyor olabilir. Başbakan bu ülkenin başbakanıdır, benim başbakanımdır. Dışarıda biz biriz. Milli takımın oyuncularıyız. İçeride ayrı takımın oyuncularıyız. İçeride birbirimizle mücadele edebiliriz ama dışarıda başbakana gelecek bütün taşlara ben göğsümü siper ederim. Ama içeride benle başbakan elimize her türlü malzemeyle savaşabiliriz. O ayrı bir şey memleket için. Ama dışarıda başbakana, dışarıda milletvekili arkadaşıma, hiç partisini beni hiç ilgilendirmez. Gelen bütün tehlikelere ben de gücümün yettiği kadar direnirim. Dolayısıyla bunu önemsemek lazım. Başbakanın bu dinlenme olayı basit bir olay değildir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın dinlenmesi demek Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin zedelenmesi anlamına gelir. Ben Baykal'ın kaseti sonrasında dedim ki bir ülkenin ana muhalefet başbakan adayının kaseti, komplosu yapılıyorsa bu ülkenin güvenliği tehlikededir. Buna önlem almak zorundayız dedim. Fakat o zaman kimse dinlemedi. Şimdi bizim kendi partimiz başbakanın dinlenmesiyle ilgilendiği kadar kendi genel başkanının komplosuyla ilgilenmiyor. Çünkü herkes bir şeylerden bir rant elde etmeye çalışıyor. Mesela kuvvetler ayrılığında kimsenin derdi kuvvetler ayrılığı değil. Herkesin yandaş kuvvetler yaratma çabası var.
Yani senin hakimin iyidir, benim hakimim kötüdür. ODTÜ'deki öğrenciler serbest bırakılırken herkes dedi serbest bırakıldı. Ondan sonra bir şey yok. Ama eğer onlar tutuklanmış olsaydı o gece bütün hakimler Fethullahçıydı. O gece bütün hakimler cemaatçıydı. Şeriat geliyor. Bunlar böyledir. Yargı kuşatılmıştır. Hem böyle diyorsun hem böyle diyorsun. Olmaz böyle bir şey. Şimdi tabii ben şu işi bir yanlış anlamayı düzelteyim. Ben gizli servisler Türkiye'de yok demedim. Öyle bir şey yok. Yani, öyle bir öyle şey, bir şey yani. Yok. Sizin grup diyebilir. Demedim yani. Sizin temsil ettiğiniz gruplar sizi kör etmiş olabilir. Sermayesi kör etmiş ya olabilir. Ya sen demediğimiz bir şeyi sanki varmış gibi üzerinde polemik yaratıyorsun. Erkan Bey, yani. Erkan Bey sizin gruplar sizi kör etmiş olabilir. Halka yanaşın, halkın içine dolaşın. Tamam. Kahveye gidin. Tamam. Hayat sizin holdinglerin binalarından ibaret değildir. Ya, güzel kendim. Hayat sizin holdinglerin temsilcilerinden değildir. İbaret değildir. Vatandaşa bir şey söylemek istiyorum. Zor durumda. Vatandaş kötü durumda. Ya, vatandaş atıl tamam, durumda. Olmamış. Vatandaş fakir, fukara, geçinemiyor. Holding binalarının dış aynalarına, camlarına bakıp oradan memleketi seyretmeyin. Tamam kardeşim. Fransız kraliçesi tamam. Olmayın. Tamam. Ekmek yoksa halk pasta yesin demeyin. Kardeşim, yapmayın. Kardeşim, yok gibi aracılığa. Bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. 7 katlı, 8 katlı bir yere. Ya herkes meclisi izliyor. Bakınız 10 lira doğal gaz almak için sıraya giren vatandaşların yanında. Altında bakan var. Altında 600 trilyonluk binalarda oturan insanlar bu milletin halinden anlamıyorsa asıl o zaman ülke çökmüştür. Ben görüyorum adam 10 liralık gaz almak için sıraya giriyor. Öbürü hava çok sıcak, içeri çok sıcak, camları açın. Onun umurunda mıdır fatura? Onun umurunda mıdır su faturası, su kartı? 10 liralık su kartı için sıraya giren bir metroya gidin ya. Ankara'nın bir metrosuna bir altına inin ya. Sadece hayat o değil mi ya? En son ne zaman otobüse bindin? Sonra savcı bey. Ya Erkan Bey meselesi değil. Hayır, hakikaten herkes aynı şeyi söylüyor. Hayır efendim en son adam ne zaman otobüse bindin? Adam yazı yazıyor. Türkiye'nin en büyük köşe yazarları yazı yazıyor. Diyor ki ben dün akşam çok duygulandım. Elimde şarabım. Sıcak şöminenin önünde. Türkiye'ye bunu anlatıyor ya. Bunu anlatıyor. Ulan sen şöminenle şarap içerken çorapsız, susuz, doğalgazsız yatan çocukları hiç düşündün mü be vicdansız ya? Ya ben şöyle diyeceğim kardeşim ya. Kim yazmış? Ben... Ya yazana söylüyorum. Kendisini bilir ya. Hangi... Bu kadar vicdansızlık olur mu ya? Savcı Bey de bilse söyleyecek. Ya kar yağınca, kar yağınca adam. Kar yağınca dua ediyor. Kar yağdı, kar topu oynayacağım. Ve vicdansız sen kar topu oynarken çocuklarını bataniyeye sarıp o soğuktan korumaya çalışan anneyi hiç duydun mu, hiç gördün mü be vicdansız ya? Ya yapmayın ya. Türkiye'nin çok büyük yayın organlarında yazdıkları hiç mi böyle söylüyor? Evet. Yani çok çok yaygın yazabilir. Satılan ve... Yazabilir. Satılan organlarda yazabilir. Türkiye'nin en büyük televizyonlu kuruluşu olabilir. Önemli olan Türkiye'nin en büyük televizyon kuruluşunda yazmak değildir. Önemli olan en büyük yorumda vicdanlı yazmaktır. Vicdanlı. Doğru. Bunu demek Erkan istiyorum. Erkan Bey siz en son ne zaman otobüse bindiniz efendim? Ya şimdi ben... Ya otobüs meselesi değil. Yok önemli. Önemli. Ya. Önemli. Hani bir kere o yazıyı yazan ben değilim. Yani otobüs meselesi değil. O yazıyı yazarı Savcı Bey de bilmiyor. Adam diyor ki ben biliyorum. Ben bilerek konuşuyorum. Adam diyor ki ben işte o diyor. O zaman söyleyin ismini. Ya kardeşim Yılbaşı geliyor diye. Tamam, Nişantaşı susanıyor diye. Her gün televizyonlarda. Hayır o yazı kim yazdı? Bir dakika. Yılbaşı geliyor diye. Fakir fukara gurabe çocuk doğalgazsızdır. Bir kampanya yapan bir zengini gördün mü? Bir belediye başkanını gördün mü? Görmezsin. Aman yılbaşı için içecekler. Şarapları patlatacaklar. Şampanyaları patlatacaklar. Geçen gün Şirince'ye gidenler. Ya düşünebiliyor musunuz? Adam kıyamet kopacak Şirince'ye gidiyor. Dedim ki ulan bu salakların, bu Şirince'ye giden aptalların bütün mallarını devlet el koysun bunlara, fakir fukaraya dağılsın. Döndüklerinde ne oldu? Efendim farz edin ki kıyamet koptu. Sizinki kopmadıysa malınız iki koptu. Bu salakları böyle terbiye edeceksin. Eğer kıyamet kopsaydı, hepimiz ölseydik, o sadece Şirince'dekiler kalsaydı, onlar da kim bulaşık yıkayacak diye birbirlerini öldüreceklerdi. Çünkü hepsi zengin kaymak tabakası ya. Hizmetçi bulamayacaklardı. Savcı şoför Bey, bulamayacaklardı. Onun için bizim yaşamamıza müsaade ediyorlar. Şoförlere ihtiyacı olmasaydı, aşçıya, köylüye, kentliye, yumurtaya ihtiyaçları olmasaydı zaten bizi yaşatmayacaklardı ya. Şimdi bu zenginler ya. Şimdi Savcı Bey'in bu önerisi gerçekten olağanüstü. Yani internette bunu yayınlasak olağanüstü izlenir. Çünkü yani... Yani oraya gitmek için para harcadılar, oraya gitmek için emek harcadılar, zaman harcadılar. Halbuki söylediği gibi yani tabii yani insanlar istediği gibi yaşayabilirler Savcı Bey. Ya yani ayrı bir şey. Erkan yani. Bey şimdi siz... Ama yani siz tamam bunları söylüyorsunuz, insanların da hoşuna gidiyor ya ama... Ya Semra Özal gitmiş ya. Zaten Özal önce senin kıyametin kopmuş ya. Ya. Ya sen daha ne bekliyorsun? Ya Savcı Bey lütfen bu kadar da popülizm yapmayın ya. Ya popülizm yapmıyorum kardeşim. Ben de sen başkan olsam, başbakan olsaydım böyle. Ben hayatımda yapacağım en doğru şey neydi biliyor musun? Tespit edecektim. O
Şirince'ye giden aptalların mal varlıklarını komple el koyacak. Efendim süremiz bitmiş. El koyacaklar. Recep Bey'i kardeşim dağıtıyor. Ülkenin vatandaşları. Zaten ben ne zaman vatandaşla ilgili bir şey koysam senin süren bitiyor. Hayır hayır efendim evet. Sirham ediyorum. Evet o süren bitiyor. Biliyorum abi. Lütfen savcı bey siz çok nazik bir insansınız. Hayır ben ne zaman fakirden fukaradan çiftçiden. Burada canım burada. Ama ne hakaretim? Efendim aptallar diyor. Aptaldır ya Allah'ın emrine inanmıyor. Mete Işıkara diyor senin binan çökecek. İki çivi çakmıyor. Bir tane maya ya, aptalı gibi, gitmiş bir şey söylemiş hep Şirince'ye kaçıyor. Ya bunlar aptal değil de nedir ya? Efendim yine de sizin gibi nezaket sahibi insanlar. Ben nezaketliyim ama onların hepsi aptal. Efendim lütfen çok daha kibar olan. Onlar aptaldır. Kıyamet için gidenleri söylüyorum. Evet, keyfine efendim. Gidenlere bir şey demem. Evet bir programımızın daha sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.